Tekno Seyir'den merhabalar. Bu bölümde VSony'in 23 inç boyutunda TD2340 adlı monitörünü inceleyeceğiz. Monitörün özelliği, ana özelliği dokunmatik ekrana sahip olması. Zaten dışarıdan bakınca da böyle bir garip normal bir görüntü var. Normal bir monitör gibi durmuyor. Evet, parlak kaplama var üzerinde. O da dokunmatik panel için. 10 parmak dokunmatik algılayabiliyor. Evet. Full HD çözünürlüğüne sahip. E-IPS 8 bitlik panel. IPS panel çeşitlerinde birkaç tane farklı model var. AE-IPS var mesela. HE-IPS var mesela. E-IPS burada kullanılan panel en ekonomik olan panel diyebiliyorum ben. Doğru yüksek ışık geçirgenliği sağladığı için daha düşük ışıkta bize yeterli görüntü kalitesi sunuyor. O açıdan enerji verimliliği sağlıyor. Tamam. Bine bir kontrastı var. 250 nit parlaklık. Normalde 300 falan oluyor. 250 yetiyor dediğimiz gibi EIPS olması. Zaten monitör bunu çıkartıp dışarıda gün ışığında kullanmıyorsun. Bunlar genelde ev, ofis ortamlarında kullanılıyor. Evet, daha çok kapalı ortamlarda. Kapalı alanlarda. Arka aydınlatmada beyaz tabii ki LED. PWM kullanmıyor, o güzel. Yine kaliteyi arttırma açısından önemli. 14 milisaniye griden griye tepkime süresi var. IPS'ler için gene iyi, güzel. Input lag görülebilir bir şekilde yok. Fark edilir bir input oyun oynarken falan da anlaşılmıyor. Tepkime süresi açısından da, input lag açısından da herhangi bir sorun göstermiyor. Input lag dediğiniz şey de şu, sizin gösterdiğiniz tepkiyi orada ne kadar geç gösterdiği değil mi? Panelin kendi gecikme süresi de dahil olmak üzere. İçindeki devrenin, algoritmanın bu sizin verdiğiniz komutu ne kadar kolay işlediğine bağlı olan bir tepkime süresi. Ya şimdi artık 2014'e giriyoruz. Şimdi IPS de olsa tepkime süreleri mesela kağıdın çok yüksekti gözükse de kullanımda çok fazla yani fark göremiyorsun. Fark artık yok. IPS'lerde TN önceden TN panel tercih ederdi oyuncular ama artık şu anda şimdi, korkmadan. Ya o devir de şöyle biraz biraz da pazarlama firmaların işi. 2 milisaniye, 1 milisaniye de sattılar TN panel. Evet. O kadar iyi de neden TN paneli bıraktınız? Evet. Halbuki esas kaliteli paneller bunlar. IPS tabanlı paneller. Şimdi Çağrı bu dokunmatik panel demiştik. Ana özelliği bu. Dokunmatik. Biraz böyle kaba duruyor. Ama bunun sebebi, en büyük sebebi ayağı böyle robot gibi bir ayağı var. Senin şu anda oynattığın ya gibi. Ya bunu şu şekilde masa olarak bile kullanabilirsin. Evet. Dokunmatik olduğu için kullanım amacı farklılaşıyor. Çeşitli alanlarda kullanılabilir. O yüzden mesela pivot da olabiliyor. Dikine de çevirebilirsin. Yani şöyle. Bir tek sağa sola dönmüyor. O da olsaydı yani inanılmaz olacaktı. Ben şimdi fazla kalıp dansöz gibi kıvırcım. Ama bayağı sağlam. Öyle elde kalacak gibi değil. Sen oynatıyorsun falan ama. Evet. Ayak da arkada ben şeyi görüyorum. Duvara montaj deliklerini de görüyorum. VESA standartında. Bu ayak keşke satılabilse VESA'dan bağlantılı. Mesela başka monitörler değil falan mi? Da. Evet. Kötü ayak bulan bir monitör alıp bunu değiştirebilirsin. Güzel. Yeterli ergonomi sağlar. Şimdi monitörle ilgili Çağrı genel deneyim. Şimdi aslında bu monitör masaüstü sistemlere bağladığın zaman masaüstü sisteme dokunmatik özelliğini kazandırıyor. Ve Windows 8 de bunu gayet güzel algılıyor. İşte klavyeni çıkartıyor. Mac'de çalışmıyor. Vesaire. Onu denedim. Keşke onda da olsaydı. Mac'in dokunmatik algılaması touchpad deneyiminden dolayı biraz daha iyi ama driver'ları yok. Windows'ta sınırlıyız burada. Tamam. Windows 8 ile birlikte Metro arayüzü sonra değişti ismi. Birçok uygulama dokunmatiğe uyarlı olarak uygulama var. Gene marketten indirip oynayabiliyorsunuz veya çizim programları var. Bunlarla istediğiniz etkileşimli dokunmatik şeyler yapabiliyorsunuz. Tabii bu ev kullanımı için. Ya bence tabii ki bu monitör fiyatından da bahsedeceğiz. O kısımları daha çok yani aslında kurumsal bir monitör olmasına rağmen ev kullanıcılarına da cazip hale getirmek amacıyla bu tarz şeyler öne çıkarılmış özellikler. İçinde farklı yazılımlar, müzik ve video editleme gibi dokunarak sadece yapabileceğiniz programlar geliyor. Paket içerisinden çıkıyor bunlar. Evet, lisans da hatta kendiniz sadece size özel etkileşim yani yapıyorsunuz, etkinleştiriyorsunuz. Onun haricinde, ev kullanıcıları haricinde asıl önemli olan kurumsal anlamda kiosklar. O taraflara şimdi değineceğiz detaylıca. Şimdi ben biraz şeyden bahsedeyim, bağlantısından. Şimdi normalde bu HDMI üzerinden bağlanıyor. Evet, bağlantı girişlerinden bahsedelim. Fakat HDMI üzerinden bağlaman yetmiyor monitörü. Çünkü dokunmatik özelliğinin işletim sistemine tanıtılması lazım. Evet. Onun için de bir USB kabloyla sisteme bağlıyorsun. USB kabloyla bağlıyoruz. İki tane çıkış sağlıyor size. Hem de USB hub özelliğinde. Hem de driver yüklediğiniz zaman
Böylece dokunmatik panelde çalışmış oluyor. Evet. Şimdi biraz... Bir HDMI var, bir DVI var, bir DisplayPort var. Kulaklık giriş ve çıkışları var üzerinde. Bir de dahili içinde olduğu için zaten bu kalınlık. Hoparlör içerisinde. Hoparlörler var iki tane. HDMI'den bağladığın zaman sesi çok dert etmene gerek yok. Fakat DVI üzerinden bağlarsan, hani üzerinde mikrofon girişi de kulaklık giriş çıkışı demiştik ya. Hı-hı. Oraya da bilgisayarın ses çıkışını bağlamak gerekiyor. Evet, önce buradan buradan hoparlörü kullanabilmek için giriş yapman gerekir. Evet, ama HDMI için sadece HDMI kablosunu bağlama, USB'yi bağlaman yeterli. Hı-hı. Şimdi biraz kullanım alanlarına bakalım. Hı-hı. Şimdi bu aslında şimdi ev kullanıcılarına hitap eden yazılım da paket içerisinden çıksa da sen aslında bunun kurumsallar için daha uygun olduğunu düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü evde yani bir süre sonra Windows'ta masaüstünde kullanmaya çalışsanız bile yorucu oluyor. Kolunuz devamlı yukarıda ve bu şekilde kullanmak yorucu oluyor. Bu daha çok kısa süreli böyle konukların gelip görebileceği, misafirlerin gelip görebileceği. Yani mesela şöyle dinamik tavla uygulaması olsa şöyle karşılıklı tavla atabilir miyiz acaba? Bu, mesela o anlamda olabilir, evet. Hı-hı. Mesela bu özellik, şu andaki yatay özellik çok güzel. Çeşitli puzzle oyunları, dediğin gibi tavla. Tabii yani normal tavla dururken kim şey yapar. Şimdi mesela kiosklarda bu tür sistemler çok kullanılabiliyor. Hı-hı. Fakat kiosklarda da şöyle bir şey var. All-in-one sistemler var biliyorsun. Monitör ama içerisinde de PC'yi dahil etmişler. Evet. Yani masanın üzerine koyuyorsun. Bir tek fişe bağlıyorsun. İşletim sistemi vesaire içinde dahil. Evet. Şimdi normalde onları kullanabiliyorsam onların genelde ekran kalitesi kötü. Yani evet. IPS panel kullanılmıyor. TN panel kullanılıyor. Çözünürlük kötü ve bakış açıları, görüş açıları çok kötü. Bunun ön plana çıktığı nokta biraz da o. Yani hem kurumsal alanda kullanılsın hem de görüş açısının fazla olduğu yerlerde de iş görsün. Aynen öyle. Mağazalarda ürün tanıtımları için olabilir. Emlak ofislerinde mesela şey olabilir, evin görünümü, oradan kataloglar vesaire seçip değişik odaların içinde flashlar olabiliyor mesela. Bu tarz uygulamalar içinde gezebilirsiniz daire evin içinde. Evet. Yani mesela, orada mesela çok kurumsalları değiliz. O yüzden mesela kullanımı biraz da şeyle ilgili, yaratıcılıkla alakalı. Yani evet, yani çok fazla uygulama biz de görmediğimiz için çok alıp uygulayan yerler olmadığı için yapılabilir ama yani düşünceniz de sınırlı. Her türlü şey yapılabilir. Mesela biz öğlelerse yemeğe gidiyoruz. Yemek seçeceğiz her seferinde gittiğimiz zaman. Orada menüyü görürüz. Mesela oradan sipariş verebiliriz kendimiz. Girer girmez kapının orada olsa. Bu tarz yenilikler olabilir. Olmasa da şart değil ama olabilecek yerler bunlar. Evet. Bizim aklımıza gelen kullanım alanı olarak. Burada tabii şunu da düşünmek lazım. Şimdi mesela bazı noktalarda bizim bunu kullanmayı düşündüğümüz tabletler de bir kullanım alternatifi olabilir. Fakat evet, bizim kullandığımız altyapı, yazılım, işletim sistemi eğer Windows tabanlı bir şey gerektiriyorsa öyle bir durumda dokunmatik ekran haricinde bir çözümün yok. Evet. Yani çünkü tabletin ekranı o şekilde kullanamıyorsun. Evet, günümüzde artık tabletler ya bundan 5-6 yıl sene önce olsaydı pek alternatif olmayacaktı yani ama şimdi mesela çocuğumu alayım eve desen, odasına koyayım. Bunun değil, da... ya bu öyle bir ürün değil. Evet. Yani hem fiyatı itibariyle hem boyutu, şekli, şemali alakalı. Şimdi fiyat konusuna değinelim biraz. 1600 lira bir fiyatı var. Şimdi tabii mesela iyi bir IPS tabanlı monitör aldığın zaman yine sen 900 lirayı, 800 lirayı gözden, evet, minimum 1000 lirayı gözden çıkartıyorsun. 27 inç de o şekilde. 800 lira, 900 lira çıkarman gerekiyor. Evet, cebinden. Üzerine koyduğum buradaki fark dokunmatik panele verdiği fark. Panel. Bu da dolayısıyla çok özel bir kesime hitap ettiğini aslında gösteriyor. Yani son kullanıcı baktığımız zaman son kullanıcı ürünü alırken şey yapabilir. ihtiyacı doğrultusunda buna karar vermesi lazım. Genelde dokunmatik ekran bizim ev kullanımımızda laptoplarda çok işe yarıyor. Çünkü kucağına alıyorsun laptopu. Evet. Otururken dokunmatik ekranı çok sık kullanabiliyorsun laptopta. Ama şimdi bunu alıp kucağına almayacaksın monitörü. Evet. Dolayısıyla burada biraz iş anlamında nerelerde kullanılabilir onları düşünüp oradaki alternatiflerden bir tanesi de bu. Evet, böyle bir ürünün olduğunu göz önünde bulundursunlar. Dokunmatik ben giriş yapacağım bir yer olabilir mi acaba diye. Çizim yapacaklar için mesela o da uygun değil. Kalemle ben çizim yapayım tablette çizer gibi. O da uygun değil mesela. Onun için işte Visionary'in daha işte 27 inç monitörüne işte 24 inç IPS tabanlı monitörü artı bir tane tablet, evet, çizim tableti daha mantıklı olabilir. Daha mantıklı, aynen öyle. Evet. Bir de öneri olarak
Mesela üzerinde Windows'a dönmek için bir tuş olabilirdi. Hı hı. Çünkü devamlı yandan böyle kaydırman gerekiyor. Başlat menüsüne gitmek için. Üzerinde bir tuş olsa fena olmazdı. Valla kullanım deneyimi olarak... Şimdi ama performansı çok iyi. Çok iyi. Tepkimesi aynen öyle. Evet. Yani bizim tablet kalitesinden öyle. Laptoplarda gördüğümüz o şeyden aşağı kalır yanı yok. Evet, evet. Dokunmatik hissiyatından aşağı kalır yanı yok. Valla ne diyelim, meraklısı incelesin ürünü. Böyle bir ürün de var piyasada. Vsonic satıyor. Bizim bildiğimiz markalardan. Sürekli misafirimiz olan markalardan. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.